sağlıklı şiddetin farklı boyutlarından bahsediyoruz. Hani bunun nasıl gerçekleştiğinden, nedenlerinden, kimleri etkilediğinden. Peki bu sağlıkta şiddet nasıl önlenebilir? Ya da şu an neden önlenemiyor? Biraz zor bir soru, zor da bir konu. Çünkü dediğin gibi bir toplumda yaşamıyorsanız, yani mutlu, refah, ne bileyim hani umut dolu bir toplum içerisinde yaşamıyorsanız, birey olaraktan böyle bir ruh haliniz yoksa, potansiyel olaraktan her an suç işleme konumuyla karşı karşıya kalabiliyorsunuz ki dediğim gibi trafikteki en son yaşanan olayları, basit bir trafik şeyi sebebiyle de bir tür sorunlar çıkıyor. Şimdi eğer şiddeti sağlık ortamında önlemek istiyorsak iki gücün yapısına bakmamız gerekiyor. Birincisi devletin gücü. Yani burada şiddeti esas olarak çözebilecek tek yetkili kurum devletin kendisi. Devlet burada nedir? Hangi üç tane şeyi var, altyapısı var? Yargı, yürütme, bir de yasa yapma, değil mi? Bunlar devletin ana güçleri. Burada devlet çözmek istiyorsa bu üç tane kurulunu hareket ettirmesi gerekiyor. Dinamizm içerisine sokması gerekiyor. Bundan 2015 yıllarında galiba meclisin bir araştırma komisyonu vardı. Bu komisyonlara katıldık. 450 sayfalık da bir rapor çıktı. Rapor olduğu gibi arşivlere kaldırıldı. Oradaki alınan bütün yapılması gereken öneriler ne yazık ki hiçbiri hayata geçmedi. Yani bu olayı şeyle de paralel düşünmek gerekiyor. 2011 yılında sporda şiddeti önleme yasası var. İşte son yıldaki spor olaylarındaki katılımlar olmayınca biraz oradaki şiddet azalır gibi oldu. Ama 2012 yılında aile içi şiddet ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi diye bir kanun var. 2012'de çıktı. Onun bir sürü yönetmelikleri var, bir sürü alt kurulları var. Fakat kanuna rağmen şiddet hızla artıyor. Ve şunu görüyoruz, yani herhangi bir kadın öldürüldüğünde çıkıp herhangi bir sorumlu ya da yetkili onunla ilgili bir yorum yapmıyor, üzüldüğünü bahsetmiyor ya da işte bundan sonra şöyle olacak diye yapmıyor. Bunun altını özellikle çiziyorum ki bu olay hekimlerde de aynı şekilde karşımıza çıkıyor. Çünkü bir hekim arkadaşınız öldürüldüğü zaman en üst düzeydeki idari yetkinin ne yapıyor? Bir tweet atmaktan öte yaptığı çok fazla bir şey yok. Yani gerçek anlamda işte bizler de ne yapıyoruz? Burada bir basın açıklaması yapıp o şekilde kalıyoruz. İkinci buradaki güç, yani bu işin değişimine, şiddetin önlenmesine olanak yaratacak olan çalışanların iş gücü. Yani çalışanların direkt emek gücü. Burada iki alt başlık var. Birincisi üretimde, yani sağlık hizmetinden gelen bir gücümüz var bizim. Düşünün 80 milyon insana her gün sağlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmeti kestiğiniz anda bir şekilde sizin sorunlarınıza birileri kulak vermek zorunda. Bu geçmişte de böyle oldu. Çünkü biz daha önceki basın açıklamaları yaptığımız zaman sağlık müdürlükleri çok fazla ilgilenmezdi. Ama bir hastanede iş bıraktığımız zaman bir bakarsınız ki 10 dakika sonra sağlık müdürü hemen hastaneye gelir. İşte ne oluyor, ne bitiyor. Çünkü orada hastanede dediğim gibi hizmet durduğu anda bu bir şekilde kendilerine olumsuz olaraktan yansıyacaktı. Bu açıdan önemli. Peki biz üretimden gelen gücümüzü nasıl ortaya koyabiliriz? Bunun için de örgütlü olmamız gerekiyor. Eğer örgütlü bir yapımız yoksa bu gücümüzü ortaya çıkartamayız. Yeteri kadar kullanamayız ve bu gücümüz olmayınca da bizim günlük olaylar karşısında işte üzüldük, işte basın açıklaması yaptık, şiddete hayır demekten öte herhangi bir tavrımız, durumumuz söz konusu olamaz. Bu konuda tüm sağlık çalışanlarının örgütlü bir biçimde mutlaka seslerini duyurması gerekiyor. Yani olay şu noktaya geldi. Artık bir politik iradeye ihtiyacımız var bu sağlıktaki şiddetin durması açısından. Şunu şöyle örneklemek istiyorum. Eğer bir tabip odası başkanlığı için bir seçim süreci varsa o adayın mutlaka sağlıkla ilgili hekimlere yönelik şiddetin durdurulacağı yönde çalışma yapacağını belirtmesi gerekiyor. Bunu biraz daha yukarıya taşıdığımız zaman TTB başkanının
bunu istemesi gerekiyor, bunu belirtmesi gerekiyor. Politik, yani orada söylemler arasında yer alması gerekiyor. Ona göre ben kendi oyumu ona göre vermeye çalışacağım. Bir üst kademeye çıktığınız zaman bu sefer partiler karşımıza çıkıyor. Eğer bir parti programında sağlıkta şiddetle ilgili herhangi bir konu yoksa, önlem yoksa, yaptırım meselesi yoksa, o zaman oturup düşünmemiz gerekiyor. Bunu neden söylüyorum? Aynı olayı kadına yönelik şiddet açısından da bu şekilde değerlendirmek gerekiyor. Görüyorsunuz her sene 300-400 tane kadın arkadaşımız cinayete mağdur oluyor. Siyasi partiler bu konuyu temel meseleler arasına almıyor, alamıyor ya da bunu almaları için biz ne yapmıyoruz? Politik gücümüzü burada kullanmıyoruz. Bunlar da önemli şeyler. Bir şeyin daha altını çizmek istiyorum. Bizim bu gücümüzü ortaya koyabilmemiz için veri toplamamız gerekiyor. Altyapıda örgütlenmemiz gerekiyor. Yani bir günde kaç tane şiddet uğradı, o şiddet uğrayanlara ulaştık mı, onlara hem hukuksal hem sağlık açısından destek verdik mi, bunların mutlaka altyapısının birikmesi gerekiyor. Bir birikimimizin olması gerekiyor ki bu birikimi üst seviyelere doğru taşıyalım. Ne yazık ki Türkiye'de de hani biz kısmen geçmiş yıllarda biraz yapmaya çalıştık ama bir noktadan sonra profesyonel bir demokratik yapı örgütlenme olmadıktan sonra sağlık meslek odaları sendikalarının içinde yer aldığı böyle bir yapı olmadıktan sonra olaylar oldukları yerde lokal olaraktan kalıyorlar. Bütüne etki etmiyorlar. Yani bana da sorsanız işte dün kim öldürüldü diye ya da kim kaç tane şiddete uğradı deseniz bilemiyorum, bilmiyorum. Bunu bilen de çok az sayıda insan var. Daha doğrusu hiç yok. Onun için de biz bir politik görüş, bir politik güç oluşturabilmek istiyorsak bizim de kendi altyapımızı mutlaka profesyonelce, demokratik bir şekilde oluşturmamız gerekir diye düşünüyorum.